Osman Show 9. sınıflar kaldığı yerden devam ediyor. Haydi bakalım. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Mersi. Liseye geçmişiz duyduğumuz kadarıyla. Gördüğün gibi havalıyım artık. Oo, 9. sınıf oldum. Herkesle muhatap olmuyorum. Maşallah hocam. Teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular var. Gelsin. Geliyor. Nur Berre 65 demiş ki hocam, 9. sınıfta test mi çözmeliyiz yoksa konu tekrarı mı yapmalıyız? En çok like alanlardan biri. Her ikisini de yapmalısın ama birine ağırlık ver dersen tabii ki konu tekrarı derim. Önce açacağız. Derste dinledik zaten. Eve geldik. Konu anlatımız kitaplarımızdan konuları güzelce tekrar ediyoruz. Baktık ki olmadı. Üzerine bir cila atmak istiyoruz. Tonguç Akademi'de konu anlatımlı videolarımız var. Onları da izliyoruz. Sonra ne yaptık? Bak çok ders çalıştık. Konu anlatımı çok yaptık. Yana birazcık da soru ekleyelim. İş pekişsin. Harika hocam. O zaman sıradaki soruya geçebilir miyim? Evet. Volkan demiş ki hocam, 9. sınıf için hangi derslere daha fazla ağırlık vermeliyiz? Hepsi mi? Hepsi ama... O kadar ders varken nasıl hepsi? Yani adı üstünde, yani bunlar birileri eğlensin falan diye olan dersler değil. Bunların hepsinden YKS'de sorumlu olacağız. Ama şu anda şunu gönül rahatlığıyla söylemem gerekir ki matematik diye bir gerçek var. Bir de bunun yanında matematik sorularını anlayabilmemiz için, yeni nesil tarzı kavrayabilmemiz için Türkçe diye bir ders. Yani Türk Dili Edebiyatı olacak bir ders var. Bu iki gerçeği hayatımızın merkezine oturtmamız lazım. Bak, ileride sayısal bir öğrenci olacak olsan da, eşit ağırlık bir öğrenci olacak olsan da, sözeli seçecek olsan da matematik sana fark yarattıracak. O yüzden senin matematikte harikalar yaratman gerekiyor ve gireceğimiz YKS'nin 9 ve 10. sınıflarda TYT ayağına çalışmamız lazım. 10. ve 11. sınıfta da AYT ayağına çalışmamız gerekiyor. YKS ikiye ayrılıyor, TYT ve AYT diye. 9 ve 10. sınıf konularını TYT oluşturacağı için ve TYT'ye tüm öğrenciler girecek, sayısal, eşit ağırlık, sözel. O yüzden bizim 9 ve 10'da ipleri böyle sıkı sıkı tutmamız lazım. Burak demiş ki, lise hakkında her bilgiyi detaylı bir şekilde açıklar mısınız? Detaylı mı? Detaylı hocam. Gerçekten mi? Buyurun. Dünya Güneş'ten milyarlarca yıl önce kopmuştu. Buradan gireyim mi istersen? Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Oo, çok erken oldu. Biraz daha yaklaşın. Bir 10 sene daha gelin hocam. Şimdi seninle bu konuyu konuşabilmemiz için öncelikle şöyle genişçe bir vakit ayırmamız lazım. Ama o bu videoya tabii ki sığmayacak. O yüzden 9. sınıfın artık lisenin ilk adımı olduğunu bilmek ve artık gerçekten unutulmayacak anıların yaşanacağı bir yer olacağını bilmemiz lazım. Şimdi ben sana bir anı anlat desem, üniversite anılarını mı anlatırsın, lise anılarını? Lise anıları hocam ya. Gerçekten benim için de öyleydi, biliyor musun? Lise anıları hocam. Yani oradaki arkadaşlıklar, oradaki duygular, oradaki her şey gerçekten çok özel. O yüzden ben bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Abi heyecanlanmanız lazım. Kesinlikle. Ya anlatırken ben heyecanlandım. Keşke lise yıllarıma geri dönebilsem. Keşke dönebilsek hocam ya. Arkadaşlarımızın önünde böyle güzel bir fırsat var hocam. Var. O yüzden ne yapacağız? Onun tadını çıkarmaya çalışacağız. Şimdi ben böyle arkadaşlar bana çok soruyorlar, bu soruları anlatıyorum. Adam mesela cool görün falan diyorlar mesela ona. Bu gidiyor böyle işte falan. Kimseyle muhatap olmuyor falan. Ya abi hayır, bak o değil. Yani sen olduğun kişi olmaya çalış. Kimse ne ol ya? Aynen öyle. O seni çok rahatlatır. Hocam, Deutschland'dan bir takipçimiz demiş ki, Acun abi ben Almanya'dan geliyorum, beatbox yapacağım. Hocam demiş, 9. sınıflara demiş, kalma geldi, benim de Türkçe biraz problemli. Yani kalırsam ne olur demiş. Evet, çok güzel bir soru geldi. Biliyorsunuz bir açıklama yapıldı. Artık sınıfta kalma durumu gerçekleşebilecek. O yüzden bizim biraz başarıya ihtiyacımız var. Bu yüzden lisede diğerlerine göre biraz daha yoğun olduğunu bilelim 9. sınıfın. Ama bu çok zor olduğu anlamına gelmesin. Çünkü fen dersi fizik, kimya, biyoloji oluyor. Türkçe, Türk Dili Edebiyatı oluyor. Biraz daha edebiyat tarihi görüyorsunuz. Matematikte biraz daha konu hacmi artıyor. Bakın, hacmin artması gözünüzü korkutmasın. Ben okula gittim. Öğretmenimi dinledim. Eve geldim, tekrarımı yaptım. Sorularımı çözdüm, yanlışlarına baktım. Ya bunu yaptığınız zaman sizi korkutacak olan bir şeyin olmaması lazım. Ama unutmayalım. Biz LGS'den çıktık, rehavete kapıldık, herkes yatıyor, biz de böyle geçirelim. Çünkü bir önceki yıl böyle yaptı. Abi bir önceki yıl sınıfta kalma yoktu ki. Evet. Artık var. Bu yüzden ne devamsızlık yapabiliriz, evet, ne dersleri tamamen boşlayabiliriz. Dikkat edelim hocam. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hocam, Kisiya demiş ki, lisede bazı derslerde ezberlememiz gereken şeyler olacak. Nasıl üstesinden kolayca gelebiliriz? Siz ki zamanında, gençliğinizde, üniversite yıllarınızda anlatmıştınız hocam. Tiyatro kulüplerinde boy göstermiştiniz. Orada çok uzun ezberler yapmış birisiniz hocam. Abi ezber dedim mi de ben ya. Bunu, siz hocam ya. Bak, bunu hatırladığın için montaj ekibi arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum. Buraya böyle havai fişekler, güzel böyle ne istiyorsan koy. Şey yapıyorlar ya, Paris'te mesela adam fotoğraf çekiyor. Şeyi kaldırır mısınız diye, şu kadını kaldırır mısınız diyorlar da kuleyi falan kaldırıyorlar ya. Şimdi ben sana böyle söyleyeyim ya, sen de ekstra bir şey koyarsan. Soru neydi? Evet, şunu özellikle söylemek isterim. Ezberleyeceğimiz şeyler mutlaka var. Ama bunlar çok yoğun değil.
Çünkü geçmiş dönem müfredatlarında ezberlemeye yönelik şeylerin sayısı bir hayli fazlaydı. Artık Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin şöyle bir tarzı var. Bakın bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor ama onları ezberlemenize gerek yok diyor. Ben zaten sana soruda onu vereceğim diyor. İşte buna yeni nesil soru diyoruz aslına bakarsan. Şimdi bizim bazı şeyleri biliyor ve üzerine yorumlamalar yapabiliyor olmamız lazım. O yüzden ezberden daha çok gördüğümüz şeyleri ona maruz kalarak görmeye alışık hale gelmemiz daha mantıklı. Sonrasında ne yapacağız? Onları sorularla pekiştireceğiz. Anlayacağız, anladığımızı yorumlayacağız, yorumladığımızı doğru şıkka yönetmeyi bileceğiz. Sorunun bizden ne istediğini kavrayarak onu halledebilecek kıvama gelmemiz lazım. Ezber mutlaka var ama sandığın kadar değil. Sevde demiş ki 9. sınıfta YKS çalışmalarına hemen başlamalı mıyız? Şimdi bak böyle konuştuğumuz zaman olay ciddileşiyor. Ben 9. sınıfın tadını çıkarmalısın derim. Evet. Ama her ikisi de yani senin sorunda benim cevabım da YKS'ye hazırlıyor aslında bakarsan. Evet. O yüzden okul derslerine zaten çalışırsa YKS'nin de ilk ayağına başlamış olacak. Abi olay bu işte ya. Bak gördün mü? Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam Fadik WX Alisa demiş ki lisede asla neyi yapmamalıyız? Güzel soru. Mesela bir mail adresi açarsan WX gibi şeyler artık koymana gerek yok Fadik. Ben hep sorular gelirken artık isimlere takılıyorum. Evet. Yani böyle isim nokta soy isim falan bunlar çok daha güzel olabilir. Bu da benden size bir tavsiye olarak bazen gelsin. Bazen işte aynı maili alan biri varsa o kötü oluyor. Aralara bir şey eklemek zorunda kalıyoruz. Evet bu WX olmasa güzel olur ama. Liseye dönseniz asla neyi yapmazdınız? Asla tamamen bırakmazdım. LGS'den çıktıktan sonra rehavet geliyor ya az önce de söyledik. Evet. Onu bırakan tamam, öğrenciler... Hangi LGS, hangi TEOG hocam? Siz o... Aşağı yukarı sistem birine benziyordu ama evet. Öyle söyleyeyim. Aynen lise geçiş sınavı olarak. Ne yapıyorduk? 2 sene yatıyorduk tabiri caizse. Son sene bütün açıkları kapatmaya çalışıyorduk. Ama artık yeni sistem öyle değil. 11. ve 12. sınıfa geldiğiniz zaman 4 yılın açığını kapatmak zorunda kalabilirsiniz. Bu biraz tehlikeli olabilir. Hocam kitap delisi demiş ki lisede genellikle kötü arkadaşlar ve alışkanlıklar kazanılıyormuş. Bunlar doğru mu? Güzel bir soru. Biraz şimdi buna nasıl cevaplar verelim? Tabii ki bu lisede değil, ortaokulda da var, üniversitede de var, yetişkin olduğunuz zaman da var. Burada önemli olan kendinizi bilmek. Aynen öyle. Ben kimim? Bu hayatta neyi ifade ediyorum? Ailem şu anda yapmaya üzere olduğum eylemi yaparsam ne düşünür? Bunu düşündüğümüz zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Mehmet Akmelek demiş ki hocam lisede sosyal ortama nasıl alışacağım? Akışına bırakırsan yavaş yavaş etrafına insanların toplandığını göreceksin. Ya da sen böyle belli başlı güzel grupların içerisine dahil olmuş olacaksın. Peki bu gruplar dediğim şey hani nedir hocam? Bana bunu biraz açar mısınız? Evet hocam Survivor'daki gibi mi? Ya tam olarak aslında öyle değil ama ona da geleceğim bu arada. Ya sınıfta zaten böyle popüler arkadaş grupları bir araya gelmiş olacaklar. Onlarla birlikte olmak, vakit geçirmek, o güzel günlerin tadını çıkarmak ayrı. Onu yapmamız lazım. Bir de bunun haricinde bak lise kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bir yer. Mesela birbirinden güzel kulüpler olacak. Kendimizi geliştirmemiz için var ya inanılmaz güzel fırsatlar. Hep böyle buralarda olmak lazım. Mesela ben hayatımı değiştiren en önemli şeyle, tiyatroyla lise yıllarında tanışmıştım. Ve 10 yıl, 12 yıl sahneden inemedim. Vay, bana çok iyi. Büyük güzellikler kattı yani. Ben de bir şey söyleyeyim liseye geçen arkadaşlarımıza. İlk hafta ve ikinci hafta çoklu gruplar halinde. Yani bir grup 10-15 kişi takılacak ve siz bakıp diyeceksiniz ki ya sanki bu adamlar eskiden bile birbirlerini tanıyorlarmış. Bu ne samimiyet be diyeceksiniz. Ama merak etmeyin onların hepsi birkaç hafta sonra böyle çil yavrusu gibi hep sağa sola 3'er 5'er dağılacaklar. O yüzden gözünüzü korkutmanın anlamı yok. Sizin de kankalarınız olacak. Sizin de bir iki tane böyle can ciğer arkadaşınız olacak. Kesin olacak en az. Ondan sonrası ise çok keyifli geçecek. Tabii acele etmemek lazım. Çünkü 4 yıllık bir arkadaş grubunuzu bıraktınız. Başka bir 4 yıla başlıyorsunuz. O yüzden akışına bırakın olacak. Hocam bence keyifli bir sohbetti. Valla bence de öyleydi. Güzel sorulardı. Yine konuşuruz o zaman. Tebrik ediyorum. XDWY. Bol bol buna maruz kaldık bugün. Evet. Peki hocam siz bu videoyu beğenecek misiniz? Ben bu videoyu beğenmeyeceğim. Çünkü kırgınım. Neden hocam? Bir önceki videomuzda arkadaşların yorumları çok azdı. O yüzden kaç bin yorum gelirse mutlu olayım. Hocam beğenmeyeceğim dediniz. Ben o fikirde değilim. Ben bu videoyu elimle, kolumla, ayağımla, her şeyimle beğeneceğim. Şöyle basacağım hocam like'ı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de yapacağım. Teşekkürler o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz.